İnternet üzerinden bin bir türlü para kazanma yöntemi ortaya çıkıyor. Örneğin tezgah kuruluyor internet üzerinde, pazarlık yapılıyor, ürünler satılıyor ama bir pazar yerinde değil. Yani online bir pazar yerinde değil, bilgisayar oyunlarındaki sanal eşyalar oyuncular arasında peynir ekmek gibi satılıyor. Bu işten geçimini sağlayan bilgisayar oyuncusu da var, bir yatırım aracına dönüştüren de. 10 bin kazanından tut da ayda 150-200 bin kazanına kadar vardır mutlaka. Bilgisayar başında saatlerini oyuna veriyor, sanal eşyalar elde ediyorlar. Sonra da bu eşyaları satarak yüklü miktarda para kazanıyorlar. Yani gerçekten çok büyük bir pasta dilimi bu. Baktığın zaman milyonları buluyor, 1,5-2 milyonları buluyor. Oyundaki eşyaların değeri. Bilgisayar oyunlarındaki bazı eşyalar karakteri daha güçlü kılıyor. Bunlar bazen bir kolye, bazense bir ayakkabı olabiliyor. Zamanını harcamak istemeyenler ender bulunan bu eşyaları farklı yöntemlere başvurup alıyor. Tezgahlarını açıp eşyaları satışa çıkarıyorlar. Ardından onları satarak para kazanıyorlar. Ancak bu ticaret alışılagelmişin dışında bilgisayar oyunları üzerinden gerçekleşiyor. Yani bu itemi siz almak istediğiniz zaman 1200-1300 TL bandına tekabül ediyor. Bir eşyanın değeri nasıl belirleniyor? Ne kadar zor elde ediliyorsa, ne kadar çok çabalamak gerekiyorsa değeri haliyle otomatikman daha yüksek oluyor. Bir tane eşya çıkıyor. O eşyadan bütün oyunda sadece sizde oluyor. Siz onun fiyatını 10.000 TL derseniz 10.000 TL oluyor. 500.000 TL derseniz 500.000 TL oluyor. Bilgisayar oyunları şimdilerde eğlenceden ziyade kazanç kapısına dönüştü. Öyle ki günümüzde oyun severlerin birçoğu geçimini bu yolla sağlıyor. 10-15 kişiyi yanında çalıştırıp onlardan oyunlardan kazandıkları paralardan pay alıp hayatlarını idame ettiren insanlar var. Yatırım amaçlı eşya alan bilgisayar oyuncuları da var. Benim karakterim en güçlü karakter olacak diye karakterlere yatırım yapılıyor. İnanılmaz paralar bağlanabiliyor. Ve bu dediğim gibi yatırım olarak da yapılıyor, oynamak için de yapılıyor. Oyun piyasasındaki bu durum dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. Uzmanlar uyarıyor. Dolandırıcılığa çok açık bir sektör. O yüzden şu anda app'in siteleri bu konuda gerçekten güvenilir bir platform teşkil ediyorlar. Direktmen savcılığa şikayette bulunabilir. Aynı zamanda mağdur olduğu para miktarı için de hukuk davasına başvurabilir.